Evet dostlar, Salzburg gezimizin ikinci günündeyiz. Şimdi de Salzburg Kalesi'ne doğru çıkacağız. Finiküler sistem vardı. Fakat teknik bir arızadan dolayı şu an çalışmıyor. Mecburen tabanvayla devam edeceğiz. Yok, gidiyor. Artık nefesi başka organlardan ala ala gideceğiz. Hadi bakalım, istikamet Salzburg Kalesi. Biraz mola. Harbi bitmişiz ya. Vallahi bitmişiz. Okey'e dönüyoruz. Yemin ederim nefesi başka yerlerden alıyorum. Bayağıdır böyle herhalde dik yokuş. Çıkmadık. Şöyle. Kale yukarıda. İnsanlar öttürü öttürü çıkıyorlar. Şu aşağıdan gelenler. Buradan böyle yukarıya doğru devam edeceğiz. Biraz şöyle olsun. Salzburg'un yarım açıdan görüyoruz. Yukarıya çıktığımız zaman tam bir panoramik açıdan Salzburg'u tepeden göreceğiz. Nefes yeterse, vakit yeterse. O zaman hadi bakalım yavaş yavaş tırmanmaya devam. Evet dostlar, kaleye en sonunda çıktık. Şimdi ufak ufak sizlere gördüklerimi tanıtmaya, göstermeye çalışacağım. Çok fazla detaylara girmeyeceğim. Schmidt Trom dedikleri demir yapma yeri. Burada demir işlerinin yapıldığı yer. Şöyle içeri zoomlayayım. Hatta işte görürsünüz, çekiç, işte demir aletler, alet edevatların yapıldığı bir yermiş burası. Evet. Kaleye girdik. Bayağı da bir kuyruk vardı, bir kuyruğunu bekledik. Ses şöyle ön plan. Kale. Kaleye girerken öyle bir manzara var ki sanki karşıdan koştura koştura Malkoçoğlu gelecek. Üstlerini atlayacakmış gibi. Kahpe Bizans'ın alçak dölleri. Sevin ulan Malkoçoğlu geliyor falan der gibi. Bir de burada çocuklarda baktım. Üstlerinde Bizans kıyafetleri var. Aman dedim, şimdi çıkar dedim, bir tane Yeniçeri tokatlar bunları. Neyse. İşte manzaraları spontan olarak ufak ufak göstereceğim. Bakın. Yukarıda bir etkinlik var sanırım. Oraya yaklaşınca da kamerayı devam ettireceğim. Bu arada harbiden yoruldum. Nefesi diyorum ya, burundan başka her yerden alıyoruz. Evet, şurada bir temsili demir işleri var. Şöyle bir girişe başım. Şöyle bir bakalım neler var, neler yok. Evet, burada Moğollar. Tam bir film seti gibi değil mi? Gerçekten güzel. Tamam.
görüntülerle devam edeceğiz. Çok fazla video uzun olsun istemiyorum, sıkılmanızı istemiyorum. Devam edeceğiz. Aman Yeniçeri yetişiyorlar. Evet. Feşten. Burada işte tarihi yaşatıyorlar, tarihi yaşatıyorlar, öğretiyorlar. Şu anda neredeyiz? Salzburg'da, Höhenburg'dayız. Yani yüksek kale olarak geçen burg, yani kaledeyiz dostlar. Ben gördüklerimi ara ara size paylaşacağım. Dediğim gibi çok güzel, uzun süreli çekmek istediğim görüntüler var ama videonun çok uzun olması istemiyorum. Belki de uzun bile olacak. O yüzden onları bile ben biraz kısa kısa sizlere göstermek istiyorum. Evet, burada da topların olduğu bölge. İşte daha önceden işte tam Salzburg şeyi, herhangi bir salonda topçular. İşte gördüğünüz gibi topçuların olduğu yer. Bunlar işte seslendiği zaman topçular dediği zaman oradan Murat Bugün çıkarmış efendim filan. Tabi o topçular bu topçular değildi yani. O top bu top değildi. Neyse, espri bir yer. Gerçekten öyle de öyle de bir tarih. Evet, şimdi Salzburg'u şöyle bir göstereyim. Evet, şöyle. Şu gördüğünüz yer işte Salzburg. Passare quella cosa lì e poi andare dritto così e si taglia parecchio. Non è stato neanche una se poi ci pensi a ridare. Burada kalede mahkumların kırbaçlatıldığı yer, bir nevi işkence odası. İşte kafa kesme yeri, asma, kesme, kelle uçurmak, yani o olayların yapıldığı yer. Şu an kale gezimiz bitti. Valla gösterebildiğim yerleri gösterdim. Bazı bölgelerde video ve kamera çekim yasak olduğu için her yerde çekemiyorum. Artık bayağı yorulduk, yeter artık. Şimdi filiküler sistemle artık aşağı doğru ineceğiz. Şimdi de hemen kaleden aşağıya indiğimiz zaman sol tarafımızda bir tane mezarlık, yani Friedhof deniyor. Bir de oraya bakalım ne var ne yok. Görülmemiş her yer farklılık uyandırır. Sizlerle paylaşayım. Buradaki mezarlar bu şekilde. Nerede? Burada iki kişi. Evet, burada iki kişi yatıyor. Bak, burada kaç kişi? Bir, iki. Familyaymış ama aile. Bir, iki, üç, dört, beş kişi. Burada da beş kişi bak, yatıyor. 2021'de ölmüş. 2021. Evet, burada da bu şekilde family share hana. Bir tane burada bebek var. Bebek yaşta, bebek vefat etmiş. Sol taraf. Daha çok kişi yatıyor.
Efendim? Burası, burada yatanlar var. İşte bu mezar taşları da yatan kişilerin. Ama tabii ki beton altına artık atılmış durumda. Bu şekilde. Bu soldakilerle sağdakilerin acaba farkı ne? Onu bir bilmek lazım. Bunlar herhalde daha böyle ünlü olan kişiler. Daha kallaviler mi diyorsun? Ünlü mü? Mesela şurada bakın. Vefat edenlerin işte resimleri var. Yalnız tabii ki şeyde, din açısından baktığı zaman bize göre bize tuhaf kaçabilir. Bu ne diyebilirse hiç o şekilde yargılamak lazım. Sadece saygı duyarak bakmak lazım. Her dini inanca saygı duyacağız. Duyacağız ki saygı bekleyeceğiz. Belki duymazsak saygı da göremeyiz. İşte. Amaç sadece buradaki bu görselleri size yansıtmak. Ya bir kıyas yok, mukayese yok. Dediğim gibi. Orası ne? Sümele Manastırı mı? Ne? Sümele Manastırı tarzı bir şey var burada. İşte şöyle bakalım. Böyle bir şey yapmışlar ama tam ne olduğunu bilmediğim için dağların içindeki camlara bak. Bilgi veremeyeceğim. Burada böyle. Bu çevre bu şekilde. Hemen şu arkada gördüğünüzler zaten Salzburg Katedral Dom Kilisesi. Katedral yani. Şu arkada gördüğünüzler ortada mı? Dostlar, 3 günlük Salzburg gezisini bitirdik. Vallahi hanımla birlikte 3 gün boyunca günlüklerden baksanız 25.000, 28.000 adım attık. Güzel geçti. Fırsat bulabildiğim kadar video çekmeye, trenin sesi bilgisi olsa devam edeceğim. Hanımla beraber 3 gün boyunca bol bol adımlar attık. Günlük 25.000, 30.000. Ama güzel zamanlardı. Fırsat buldukça videolar çekmeye çalıştım. Anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Çünkü Salzburg'u ben de tanımıyorum. Araştırmadım da. Yani benim gördüklerimi siz de benimle beraber gördünüz. Biraz hanımın sayesinde, biraz da sağ solun sayesinde neler olduğunu size aktarmaya çalıştım. Yorulduk. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Beğenin demiyorum, takip edin de demiyorum. Eğer ki içinizden geliyorsa zaten beğenir, takip edersiniz. Neyse, siz videoyu izlerken ben artık eve doğru gideyim, değil mi? Başka bir videoda görüşmek üzere.
Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.